Şimdiki eğitim filmimizde sizlere teknik resmin bazı detaylarını tekrar edeceğiz. Bu uygulamanın amacı parçamızı yine kendimiz çizelim ama kademeli kesit gibi bazı konuları birlikte tekrar edelim. Bunun için birazcık hafif karmaşası olan, çok sizi yormayacak karmaşadan kastım da merak etmeyin çok çok öyle öleceğiniz parçalar değil. Parçalar çiziyoruz, ölçümlendirelim. 250 150 kalınlık verdim. 60 delikler açacağım. Ama bu delikleri açarken ilk önce rastgele yerleştiriyorum. Sonra da ölçümlendiriyorum. İlk iki deliğin arası 35 milim. Birinci delikle eksenin arası, aman özür dilerim. Ölçümlendirme. Birinci delikle ilk eksenin arası 45 milim. İki dairenin arası 50 milim. Aynı şekilde iki dairenin arası 65 milim. Yatayda hizalamalara başlıyoruz. Seç orijin, seç orijin. 70 milim. Kenar parçam 35 milim. Parçam, parçam. Bakın, seçmesi aslında bazen zorlaşabilir. Yani siz şu yatayda çekmeye, eğer yataya giderseniz yaparsınız. Buralara çekmeye çalışırsanız sorun yaşayacaksınız. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bu ölçümlendirmelerin tamamını yaptığınızı varsayarsak, gördüğünüz gibi şimdi deliklerimizi açabiliriz. Bu deliklerin yerleri niye önemli şimdi göreceksiniz. Yani daha doğrusu yerleri önemden ziyade belirli bir düzende çizmeniz birazdan alacağımız kesit için çok faydalı olacak. Parçama biraz daha atraksiyon katıyorum ki kullanabilelim. Arka tarafına bir radyus atacağım. Teknik resimde bize faydası olsun diye yapıyorum bunları sadece. Ve aynı şekilde bu yüzeye bir form oluşturuyoruz. ...75... ve parçamı deldim. Parçanın geometrisi çok önemli değil. Şu anda geçici olarak anlatacağımız komutlar için çizdik bunu. Mevzu bunu teknik resme atmamız. Kaydettim. Gönder teknik resim. Diğer görünüşleri almıyorum. Şu anda ihtiyacım yok. Kesit. Bakın, temel kesit. En basit kesiti alacağım şimdi. Ne yapıyorum? Geliyorum parçanın üstünden. Kestimi çıkardım. Kesit kuralları içerisinde yapabileceğimiz bazı işlemler var. Bu AA kesitinin sağdan bakış versiyonudur. Diyebilirsiniz ki ben AA kesitini ters yönde bakayım. Ya da diyebilirsiniz ki ben AA kesitini buraya taşıyayım. Güncelle derseniz kesti buraya göre alır. Ters çevirirseniz buraya göre alır. Burası basit. Bir sorun yok. Eğer AA kestini silerseniz, siz
çizgisindesiniz. Tekrar kesit almak istediğiniz zaman size nerede kestim? BB kesitini oluşturur. Ama dilerseniz gelip harfi C ile ya da A ile değiştirebilirsiniz. Bu kadar basit. Kesitler üstündeki bu küçük şeyler otomatik taramayı açmak, otomatik taramayı kapatmak gibi şeyler. Dikkat edin, çok hayatınızı kurtaracak küçücük hareketlerdir. O yüzden gelip görüntülerin üstünde tarama yapsın, yapmasın, belli bir oran kullansın. Alt tarafları kurcalamanız gerekiyor. Dimension gerçek olan mı olsun, project yani yansıtılan oran mı olsun? Bunları anlatmıştım size, draft quality falan. Taramadaki şu taramalardaki görüntü kalitesi yüksek mi olsun, düşük mü olsun? Bu basit ve temel kesit alma. Başka ne öğrendik? Tekrar ediyoruz. Dairesel detay. Bu detayın oranı 2'ye 5'miş. Aynı şekilde bakın, detay C olmak zorunda değil. Detay 1.2.3 veya 4 gibi isimlendirebilirsiniz. Çizgiler kırık olsun, başlık olmasın gibi gibi çeşitli değişiklikler. Burayı bahsediyorum bu arada. Yani o tarafa bakmayın. Şu per standart tam bir daire olsun ya da kırık bir daire olsun diyebilirsiniz. Dışarısına bakın. Tam bir çizgi oturtturuyorum. Pin pozisyonu demek, bir yere sabitlemek demek. Scale, hatch pattern, taramalar varsa bunlarla ilgili işlem yapıyor. Oran elbette ki çok önemli. 2'ye 3 olsun derseniz çok büyük çıkar. 2'ye 6 derseniz daha küçük çıkar. Ama ve lakin şunu bilin ki bu daireyi istediğiniz zaman yerinden değiştirebilirsiniz. Yani gelip dairenin merkezinden tuttuğunuz zaman web kamerası gibi dolaşır. Geldik Align Section View. Align Section View size bir çizgi çizmeyi sağlar. Ve çizdiğiniz yerden, çizgileri yamuk çizdim, özür diliyorum şimdilik. Şimdi tekrar çizebiliriz. Ağızda bir takılma yaşadım. Siz nereden çizgi çizerseniz oradan kesit alır. Bakın, demek istediğim şey, kesitin EE yani şu noktaya kadar, şu noktaya kadar buradan bakıyor. Bu noktadan sonra buradan bakıyor. Anlatabiliyor muyum size? Tam şu çizginin öncesi buradan, tam bu çizginin bu tarafı buradan. İstediğiniz gibi bu çizgilerle oynayabilirsiniz. Güncelle dediğiniz zaman görüntü de güncelleşecektir. Dolayısıyla parçanın tam ortasından geçen bir yerde oturtturursanız bunu ve güncelle derseniz daha uzun çıkacaktır. Şu yüzey bu taraf, şu taraf, bu yüzey bu taraf. Peki, kaldıralım EE kesitini. Çizgilerinde. Section View'un başka bir tipi daha var. Nasıl biliyor musunuz? Gelip sketch'e giriyorsunuz ve bir çizgi çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte bu yüzden az önce o kadar detaylı çizdik. Buradan başlayan, bu deliği tamamen atlayan, gelip şuranın içinden geçen ve şuradan bitecek bir çizgi istiyorum. Select chain diyorsunuz. Ve sonra gidip kesit alıyorsunuz. Bakın nasıl çıkartıyor kesit taramasını. Tabii ki bu aslında yukarıda olmalı. Sizin bu geçtiğiniz çizgi nerelerden geçiyorsa oralardan bu kesit alıyor size. Yarın ertesi gün gelip çizginin üstüne yön değiştirebilir, yerini değiştirebilir, ismini değiştirebilirsiniz ya da nereden görünüyormuş bunu katabilirsiniz. Peki bunları temizliyoruz. İhtiyacımız yok. İzometrik görüntüyü getirdim. İzometrik görüntünün üstünde istediğiniz değişiklikle yapabilirsiniz. Taranmışını, ölçeğini vesairesini değiştirebilirsiniz. Veya dilerseniz izometrik görüntüden
çeşitli açılardan görünüş türetebilirsiniz. Görüyor musunuz? Aynı şey tüm diğer görünüşler için de geçerli. Silelim bunu. Mesela ki sağdan görünüşü getirdiniz, arkadan görünüşü getirdiniz, bıraktınız. Projected View derseniz, mouse'u nereye hareket ettirirseniz Projected View esnasında oraya doğru kesit alır. Bakın açılı çekiyorum, açılı alıyor. Görüyor musunuz? Şunu silelim. Otomatik ölçümlendiriyorum. Nasıl olduğunu biliyorsunuz artık siz. Bu görünüşü seçtim özellikle. Sadece bu görünüşe geliyor. Geliyorum hemen üstünde. 200'üm aslında 220 olacaktı diyorum. Ve güncel diyorum. İşte bu kadar. Deliği daraltıyorum. Ve güncel diyorum. Sizlerden de bu kesitler üzerine bir çalışma yapmanızı rica ediyorum. O benim için kesitler çok önemli. Teknik resimde herkes bu kesitlerin üstünden çalışıyor. Çünkü bizdeki kesitler bir de dinamik, gördüğünüz gibi SolidWorks'te. Lütfen son bir şey söyleyeyim kapamadan önce. Eğitim bölümünü, bu dersimizi kapatmadan. Lütfen teknik resimdeki kesitle parça tasarımındaki kesiti karıştırmayın. Yani şunla bununla teknik resimde kesitin hiç alakası yoktur. Çünkü bazı öğrencilerimiz şey yapıyor. Burada kesit alıyor. Ondan sonra götürüp teknik resme atıyor. Aa diyor, bana başarılı olmadı ama olsun diyor. Ben görünüşü böyle aldım. En son en azından bana görünüş çıktı. Ama yarın ertesi gün bunu geri açtığı zaman teknik resim de anda değişiyor. Yani işin kolayı değil de yanlışına gidiyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki eğitim filminde veya uygulama filminde görüşmek üzere.